Değerli izleyenler, Bandırma Manşet'te hafta sonu yorumlarımız devam ediyor. Alt liglerdeki yorumlardan sonra sıra geldi Süper Amatör Lig ve Bal Lig'deki yorumlarımıza. Evet hocam, Süper Amatör Lig'de karşılaşmaların, bu hafta sonu oynanan karşılaşmanın toplu sonuçlarıyla yorumlarımıza başlayalım. Başlayalım. Çok ilginç karşılaşmalar oynandı. Favorilerin kazandığı bir haftayı geride bıraktık ve ligin bitimine sadece ve sadece 4 hafta kaldı sevgili Zeki. Ve yarışta kim şampiyon olacak, kim ikinci olacak hala belli değil. 3 takım 50 puanda arka arkaya sıralanıyor averajla. Balıkesir Belediye gitmiş olduğu küçük köy deplasmanında 3-0 mağlupken son 10 dakikada ne olduysa oldu. Maç 4-3'e dönüyor. Çok ilginç bir karşılaşma. Barcelona'ya özenmişlerdir hocam. Çok belki. Güzel bir benzetme yaptın. Acaba Barcelona'ya mı özendiler yoksa ayrı bir güç mü geldi kendilerine? Kendileri kutluyorum. Böyle bir maç olmaz. 3-0'dan sonun 10-15 dakikada 4-3'e maç nasıl döner? Yani biraz futbol adına yorumlamakta zorluk çekiyorum. 75 dakika 3-0 mağlupsun. 15 dakikada 4-3 galip geliyorsun. Evet. Bu çok dikkate değer bir karşılaşma. Bu karşılaşmanın hakemlerini biz gündeme alalım hocam bir dahaki karşılaşmalarda. Şimdi onu görmeden yorumlamak yanlış olur sevgili Zeki. Evet. Maçı izlemek lazım. Yine de almış olduğu galibiyetten dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediye'yi kutlamak istiyorum ben. İkinci Balya Belediye Burhani'yi 4-0'la uğurladı. Balıkesir'e mesaj çekti. Senin peşini bırakmayacağım dedi. 4-0 az bir sonuç değil. Ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri de benim dedi Balya Belediye Spor. Havran Fatih Barbaros Sefa 2-1'le geçerken bu yarışın içinde ben de varım mesajını iki takıma da çekmiş oldum. Şampiyonluk yarışına uzaklaşan Bigadiç, Cuma günü Bandırma'ya geldiğinde karşısında takım bulamayınca bedava bir yolculuk yapmış oldu. 3-0'ı o maç yapmadan hükmen galibiyetle hanesine yazdırdı. Bigadiç'in artık şampiyonluk şansı azalmış durumda. Çünkü haftaların sayısı çok çok az. 4 haftada, kalan 4 haftada 6 puanlık puan kolay kolay kapatılmaz. Çünkü önünde tam 3 takım var sevgili Zeki. Cumhuriyet Sanayi Manyas Belediye maçı çok ilginç bir karşılaşma olmuş. Manyas Belediye oyunun ilk 15 dakikasında oradaki arkadaşlarım bildirdi bana. 6-7 tane net pozisyonu kaçırmış. Herkes Emre'ye çalışmış. Santravo Emre'ye. Neden dedim? Emre gol krallığına gidiyor. Kendisi atacağını Emre'yi ararken bir sürü gol pozisyonu olmuşlar. Ve Cumhuriyet Sanayi'de bileti Manyas Belediye'ye ağır kesmiş. 3-0. Bunun dışında haftanın kritik karşılaşmasında Altınova çok ileride çok arayacağı çok değerli 3 puanı Adaspor'a kendi evine teslim olmuş. Teslim etmiş Adaspor çok haftalar sonra derin bir nefes almış bu karşılaşmada. Kritik bir karşılaşmada Ceylanspor 3 Savaştepe 2. Bu Ceylanspor'un umutlarını arttırdıysa da Savaştepe'ye de Ceylanspor'da yarayan bir sonuç değil. 600 evlerden sonra bence Ceylanspor ve Savaştepe Belediyespor'unda arıtmadık şansı olmalarına rağmen ligden düşen 2 ve 3. takım olarak görüyorum ben. Sadece 4. takım aranıyor. Bunu da son 4 hafta bize söylemiş olacak. Haftanın genel maçların sonuçları böyle. Evet hocam Zeki. Teşekkür ediyorum. Biz Süper Amatör Lig'de bir karşılaşma izleyecektik ama da bu mümkün olmadı. Altuz evler ligden çekildiği için Bigadiç bu karşılaşmayı... Ligden mi çekildi bu maça mı çıkmadı? O öyle bir bilgilendirme aldın ligden, mı? Ligden çekildiği doğrultusunda bugün bir duyum aldı. Bölgeye bilgi verildiği söylendi. Herhalde çekildi. Hocam bugüne kadar güzel gerçekten çok farklı goller yemesine rağmen takdir ettiğimiz bir mücadele hırsıyla devam etti. Sanıyorum herhalde artık takım kadro kurmakta güçlük çekiliyor çok, ki. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Evet. Keşke 4 hafta kala daha gayret edip bütün maçlara çıksalardı. Evet. Çok büyük ders vermiş olacaklardı. Gerçekten üzüldüm. Ben sonuca bakmaksızın 600 evler sporu alkışlıyorum. Buraya kadar getirdikleri haftalar nedeniyle gençlerine güvendiler. Onların arkasına durdular. Özellikle Evren kardeşim buradan kutlamak istiyorum. Evren bu gençlerin arkasına durarak çoğu profesyonelim eski amatör yöneticiyim diyenlere ders vermiş oldu. Evren'e evet. Alkışlarımı Evren'e bir kez daha göndermek istiyorum. Gerçek amatör yöneticilik bu gençlerin arkasında durmakla olur. Yoksa kaliteli takımların arkasında, tecrübeli takımların arkasında herkes yöneticilik yapabilir. Önemli olan bu gençlere sahip Lig'deki çıkmakta. Ligdeki bütün takımların şampiyon olma gibi bir şansı, lüksü yok zaten hocam. Evren bu duruşuyla diğer yöneticilere, diğer takımlara da büyük bir yöneticilik dersi vermiştir diyorum sevgili Zeki. Evet, teşekkür ediyoruz. Altuzevler Spor'un yöneticisinden, futbolcusundan
teknik adamına kadar bu istikrarlı lig mücadelelerinden dolayı. Hemen puan cetveline gelelim hocam. Spor Amatör Lig'de puan cetvelleri son haftalara girdiğimizde bize ne diyor? Ne diyor? Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balya ve Havran Belediye şampiyonlar koşuyor diyor. Bakmışım maçlarına bakıyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediye Bigadiç'te içeride, Savaştepe ile içeride oynayacak. Altınova ve Havran Fatih dışarıda. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin en zor maçı son maç olacak. Havran deplasmana gidecek. İşte kırılma maçı. Çok kritik bir karşılaşma. Şampiyonluğu belirleyecek bir maç. Balya Belediye'nin maçlarına bakıyorum. Bu hafta Manyas'a geliyorlar. Ada deplasmanına çıkacaklar. Balya Belediye'nin çok ilginç. Havran ve Balıkesir Büyükşehir Belediye'ye göre maçları daha kolay. Bakın bu arada Balya Belediye şampiyon olursa kimse şaşırmasın. Sessiz adımlarla geliyorlar. Ve fikstürleri diğer iki takıma göre daha kolay diyorum. Dikkat Balya Belediye'ye. Havran Fatih, Adaspor ve Altınova deplasmana gidecek. İçeride Balıkesir Büyükşehir Belediye ile oynayacak. İşte bu maç şampiyonluk maçı olabilir. En son hafta kendi evinde Havran'da Balıkesir Büyükşehir Belediye'yi konuk edecekler. Bu maç belki de ligin şampiyon takımını belirleyecek. Çok ilginçti ki 3 takım içerisinde fikstür gereği şampiyonluğa en yakın takım şu anda Havran. Havran demiyorum, Balya Belediye diyorum. Balya Belediye diyorsunuz. Evet, çünkü maçları diğer iki takıma göre daha kolay. Geldik düşme hattına. Düşme hattına bana göre aritmatik şansı olsa da Savaştepe ve yine sondan iki Ceylan Spor alt üzerlerden sonra küme düşen takımlar oldular. Bunların fikstürleri bana bunu söylüyor. Aritmatik şansları var ama düşmelerine çok az bir süre kaldı. Çıkmadık canda umut vardır diyerek beklemek gerekir ama bana puan cetveli oynayacağı maçlar bunları söylüyor. Dördüncü takım kim olur? Barbaros Sefa mı olur? Bakıyorum Buraniye Belediye mi olur? Küçükköy mü olur? Altınova mı olur? Manyas bu tehlikeden uzak gözüküyor. Bence dördüncü takım Altınova, Küçükköy ve Barbaros Sefa'dan bir olacak sevgili Zeki. Büyük bir sürpriz olmazsa Altınova, Küçükköy ve Barbaros Sefa'dan biri dördüncü takım olarak lige veda edecek. Demek ki alt üzerler küme düştü. Diğer Ceylan Spor ve Savaşta ve Belediye'nin aritmatik şansı varsa da çok az, kümede kalma ihtimalleri çok az derece. Üç takım düşmüş gözüküyor benim gözümde. Dördüncü takımda ya Barbaros Sefa olacak, ya Küçükköy olacak, ya da Altınova olacak. Ben ligin bitimine 4 hafta kala ligi böyle görüyorum. Evet hocam, teşekkür ederim. O zaman biz bu hafta sonu Süper Amatör Lig'de bize hangi karşılaşmalar bekliyor ona bakalım ve yorumlarımızı noktalayalım. Peki sevgili Zeki. Lider Balıkesir Büyükşehir Belediye Bigadiç'i. Haftanın kritik bir karşılaşması. Bigadiç rahat. 6 puan geriden geliyor. Pek fazla iddiası yok. Ama Bigadiç Balıkesir Belediye deplasmanda yenip ligi karıştırmak, zirveyi karıştırmak isteyebilir. Çok kritik bir karşılaşma. Kağıt üzerinde favori yine de Balıkesir Büyükşehir Belediye. Haftanın kritik bir karşılaşması Manyas'ta oynanacak. Manyas, Balya Belediye. Manyas büyük takımlara karşı iyi oynuyor. Havran'ı devirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye beraber izlediğimiz karşılaşmada son anda elinden kaçırmıştı. Birbirine de son anda uzatma dakika yediği bir golle kaybetmişti. Manyas'ın sağa solu belli olmaz. Bu hafta bence en kritik karşılaşma Manyas'ta oynanacak. Manyas mı Balya mı? Birlikte bekleyip göreceğiz. Yani bu maçın sonucunu ben şu anda kestiremiyorum. Havran Fatih Ada deplasmana gidecek. Normal şartlarda Havran Fatih Ada'yı deplasmanda yenip gelir diye düşünüyorum. Barbaros Sefa, Cumhuriyet Sanayi. Cumhuriyet Sanayi rahat bir takım. Barbaros Sefa can derdinde. O can havliyle Cumhuriyet Sanayi'yi yenmek isteyecektir diye düşünüyorum. Küçükköy Altınova ilk maç 2-2 bitmişti. Ortada bir karşılaşma. Beraberlik ikisine de yaramaz. Kazananın ligde kalma yolunda büyük avantaj sağlayacak. Çok kritik karşılaşmalardan biri. Savaştepe Altınzevler. İki veda maçı olarak görüyorum. Altınzevler ligden çekildi. Haberini senden aldım. Savaştepe bu maçı 3 hükmen kazanacak ve puanını 23'e taşıyacaktır ama Savaştepe'ye bu galibiyetin yeteceğini zannetmiyorum. Bir başka karşılaşmada da Buraniye Belediye Ceylan Spor'u ağırlayacak. Maçın banko favorisi olarak Buraniye Belediye'yi görüyorum sevgili Zeki. Evet hocam, teşekkür ederim. Böylelikle Süper Amatör Ligi yerde bırakırken hemen ardından Bal Lig 9. gruba bakalım hocam toplu sonuçlarla. Bakalım. Turgutlu ligin bitimine
4 hafta kala, tabi Turgut'ta 19 puanlı, burada bir takım sayısı 13 olduğu için bazı takımların 5 maçı var. 5 hafta diyelim. Arayı açmış durumda, iyice açmış durumda. Tam 8 puan açmış durumda. Bu kapanacak bir fark değil. Ne demek? Yani Turgut diye şampiyon olması için son 4 maçta alacağı 4 puan yetiyor. Rakipleri kazansa bile Turgut'ta şampiyon gibi diyorum. Ayvalık Gücü'nün şampiyonluk şansını pek görmüyorum. Hemen hemen yok gibi, azalmış durumda. Bunun dışında Mersin, düzeltiyorum, Manisa derbisinde Alaşehir Soma Spor 2-1 ile geçti. Manisa takımları arasında bu sene çok büyük çekişme yaşanıyor. İlk maçı Soma Spor 2-0 kazanmıştı. Alaşehir Soma Spor 2-1 ile uğurlayarak kendi Manisa takımları arasında büyük bir rekabetin yaşandığını bize ispatladı. Yeşilova, Gaziemir sağdan dostça puanları paylaşarak ayrıldılar. Yeni Çan'da Karabiga'ya bir puandan fazlasını vermedi. İlk başta Karabiga'daki maç 2-2 sonuçlanmıştı. Bu avantaj Yeni Çan Spor'da demektir. Karabiga Yeni Çan'a göre daha dezavantajlı durumda. Gönen Belediye gitmiş oldu. Alaçatı deplasmandan 1-0 galibiyetle döndü. Gönen'deki maçı da 1-0 kazanmıştı Gönen Belediye. Etispor ilk yarıda deplasmanda 1-0 yenildi. Erdek Spor'u bu kez 4 golle uğurlamasını bildi. Fakat bu galibiyetin Etispor'un işine pek fazla yaramadı. Çünkü Gönen Belediye ile arasında dolu dolu 11 puan fark bulunuyor. Gönen Spor'un alacağı bir galibiyet son 4 maçtan Etispor'u Erdek Spor'dan sonra bir alt kümeye yollamasına yetecek sevgili Zeki. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Ballık'ta herhalde izlediğimiz bölge derbisi var. Etispor, Erdek Spor. Bu karşılaşmaya dönelim. Bakalım. Etispor bölge derbisinde tabii ki defansta çok tecrübeli isimleri vardı. Mesela kalecileri Tunay bu ligin en iyi kalecilerinden. 9. grubun en iyi kalecilerinden. Çağ'ın deneyimli, Tanju profesyonel deneyimli futbolcu. Tavşanlı'da uzun yıllar top oynamış. Barış sol bek olmamasına rağmen bu ligin en iyi liberolarından, hiç aksamadı. İyi bir defans örgüsü yakalamışlar. Orta sahada Aytaç da iyiydi. Çok güçlüydü bu karşılaşmada. Beğendiğim Ahmet vasat bir çizgide karşılaşmayı gösterdi. Ama Ahmet bu ligin en iyi ön liberolarından biridir. Murat'ta bir kıpırdanma gördüm Erdek'ten gelen. Murat mutlaka kumaşı iyi olan bir futbolcu ama Murat'ta devamlılık yok. Murat'ı daha belki maçlarda, daha kritik karşılaşmalarda arardım. Bu maç Murat'ın performansı için ölçü olmaz diyorum. Furkan çok iyiydi gol noktalarında. Bu çocuk serbest oynatılmalı. Rakip kaleye yakın oynatılmalı diyorum. Uğur'u, eski Uğur'u arıyorum ben. Eski Uğur'dan eser yok. Ben Uğur'u çok beğenirim ama son haftalarda bir düşüş yaşayan futbolcu. Emektar İbrahim'i de santrafora koymuşlar. İbrahim santrafor değil. İbrahim orta sahada serbest oynatılacak bir isim. Rakip libero stoper kucağında eridi gitti. Oyunu seyretmek zorunda kaldı. Daha sonra da Aytuğ'la yer değiştirmek durumunda bıraktılar İbrahim'i. Oysa İbrahim orta sahada serbest oynasa atacağı toplarla özellikle Furkan gibi, Uğur gibi sprinter futbolcuları değerlendirebilirdi. Bu yapılmadı. Demek kadro da çok dar. Etispor bundan iyisi can sağlığı diyorum. Erdek Spor'a gelince Erdek'te dikkatimi çeken Bandırma Spor'dan tanıdığım, Manyas'tan tanıdığım Emre. İyi niyetli, biraz daha üzerine koymuş, güçlenmiş ama daha çok öne çıkmalı. Artık Emre'den ben patlama bekliyorum. Emektar Madi'de Ercan sinirlenmediği anlarda iyiydi. Tecrübeli bir futbolcu. Tabii kondisyon eksikliği var. Yorulunca bu sinire dönüşüyor. Maçın son dakikalarında gereksiz sertlikler içerisinde bulundu. Ercan bunu gördüm. Kaptan Mutlu'yu sol açığa atmışlar. Mutlu dar alan topçusu. Oysa arkasında Batuhan gibi daha dinamik bir futbolcu var. Sol bek. Eğer Mutlu ve Batuhan yerlerini değiştirirlerse Erdek Spor'un sol tarafı daha iyi çalışır diye düşünüyorum. Ben 4-0'a rağmen Hüseyin Santrafor, Hüseyin'i çok beğendim. Poşo Hüseyin mi diyorsunuz? Adı lakabı. Evet. Çok beğendim. Özellikle maçın ilk yarısında Etispor defansını rahatsız eden, defansa pres yapan tek isimdi. Ama Etispor dediğim gibi attığı gollerle moral buldu. Zor gibi gözüken maçı rahat kazanmasını bildim. Tebriklerim bu bakımdan Etispor'a sevgili. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Hemen biz o zaman Ballık 9. grupta puan cetveline bakalım. Bize ne diyor? Puan cetveli bize ne diyor? Ona da bakalım. Puan cetvelinde evet. Puan cetvelinde Turgutlu şampiyon gibi diyor sevgili Zeki. Bunun dışında
Manisa takımları arasında büyük bir rekabet var. Soma, Alaşehir müthiş bir rekabet. Birisi kümede kalacak, birisi playoff oynamak durumunda kalacak. Kocaçeşme arkadan takip ediyor. Bunun Çanakkale derbisinde, Çanakkale'de... Hocam şurada araya gelebilir miyim? Tabii, yani, tabii, tabii. Balıkesir'de olduğu gibi Manisa'da da 4 takım var. O zaman onlarda da 2 takım düşecek bizim. Aynı yoruma katılıyorum. Çok doğru söylüyorsun. Çanakkale grubunda Yeniçan, Karabiga'ya göre daha şanslı. Karabiga playoff oynayacak. Yeniçan kümede kalır diye düşünüyorum. Bizim grupta işte Erdek Spor 2 hafta önce küme düşmüştü. Eti Spor dün atmatik şansı var ama... Bu saatten sonra Gönen Belediye kesinlikle kaptırmayacaktı. Etispor'da ikinci küme düşen takım olur gözüyle bakıyorum. Çünkü 4 maç var ve aradaki puan farkı Gönen Belediye'nin 27, Etispor 16, 11 puan fark var. Bu puan farkı kapanmaz diyorum. Ayvalık Gücü de ligde kalacak. Gönen Belediyespor dolayısıyla playoff maçı oynayacaktır diye düşünüyorum sevgili Zeki. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Biz hemen o zaman Bal Lig'de bu hafta bize hangi karşılaşmalar bekliyor ona bakalım. Bakalım. 21. daha doğrusu 22. hafta maçlarında lider Turgutlu Yeniçan Spor'u ağırlayacak. Turgutlu ligin ilk yarısında Yeniçan'ı deplasmanda 2-1'le geçmişti. O coşkuyla tekrar bu maçı kazanabilecek güçte. Ayvalık Gücü Alaçatı, Banko Ayvalık Gücü diyorum. Alaçatı kümede kalma ümitlerini kaybetmiş bir takım. Küme düşmüş bir takım. Ayvalık Gücü maçı kazanır diyorum. Soma Yeşilova önünde Banko Soma Spor diyorum. Karabiga Alaşehir haftanın kritik bir karşılaşması. Karabiga çok dikkatli olmak zorunda. Alaşehir ters bir takım. Alaşehir Karabiga'yı deplasmanda yenip gelirse kimse şaşırmasın diyorum. Gönen Belediye'yi de Kocaçeşme gibi çok ters bir takım bekliyor. Bu hafta Gönen'de oynanacak. İlk maç 0-0 bitmişti. Gönen Belediye dikkatli olursa tek farklı da olsa maçı kazanabilir diyorum. Ama Kocaçeşme dikkate almak durumdalar. Gazi Emir Etispor ilk maçı Gazi Emir Bandırma'da 1-0 kazanmıştı. Etispor dikkatli olursa belki bir puan çıkarabilir. Etispor'un galibiyeti çok büyük sürpriz olur. Gazi Emir sağ ve seyirci avantajıyla Etispor'u yenmek isteyecektir diye düşünüyorum. Bölgemizin bir başka takımı Erdek Spor ise 22. haftayı oyun maç yapmadan bay takım olarak geçirecek sevgili Zeki. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Altyazıdan sonra Süper Amatör Lig ve Bal Ligi'de yorumlarımızı burada noktaladık. Diğer yorumumuz